Evlilik kararı alan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım hangi konuda anlaşma yaptı? Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan hangi itirafıyla ağızları açık bıraktı? Ece Gürsel neden evlenmiyor? Afra Saraçoğlu neden evini değiştirmek zorunda kaldı? Magazinin kalbinin attığı Etiler Nişantaşı hattına gidiyoruz. Öyle çok güzel bir ödül aldık. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz. Bu arada tabii ki isterdim diyorum da ikisinin de şimdi ayrı hayatları ve ayrı mutlulukları var. İtiraflar da burada. Sema'nın da başına ilk kez gelmiş. 31 yıllık hayatı, yani modellik hayatında. Pişmanlıklar da. Yaktıktan sonra da bulabilirsin demek ki. Kaçan da burada, sorulardan utanan da. O birlikte oluşlarda insanı mutlu ediyor. Kahkaha da var bol bol. Vallahi biz after party'ye gittik. Özlem de. Onlara büyük şans diliyorum. Çoğu arkadaşım zaten. Magazinin nabzının attığı Etiler Nişantaşı bebek hattında bu hafta neler oldu neler. Olacak inşallah. Var umudumuz, var bir umudumuz diye. Onlar da sahnede büyüdü. Ben de onlarla beraber sahnede büyüdüm. Etiler Nişantaşı bebek Cihangir hattı bu hafta yine metrobüs hattı gibi yoğundu. İş güç bende başka bir şey yok valla. Alışverişe vaktim bile yok benim şu an. Güzel bir projeyle ekranlara geri dönme umuduyla bekliyorum. Belki de nazardan korktuğumuz için bilmiyorum. Projelerde YouTube üzerine tekrar başlayacak gibi görünüyor. Kılık kıyafetleriyle sosyetik caddelerde moda rüzgara estiren mi istersiniz? Sokakları itiraf odalarına çevirip seri itiraflarda bulunan ünlüler mi istersiniz? Benim halkla güzel bir ilişkim vardı. İşimizin önüne geçsin de istemiyorum. Kameraları görüp kaçan ünlü mü ararsınız? Günlerdir kayıp olan, evine saklanan ünlü mü istersiniz? Konuşamadık. Yok yoktu Etiler Nişantaşı bebek Cihangir hattında. İşte Pınar Deniz, yakında Kaan Yıldırım'la evlenecek olan milli gelinimiz. Zaten şöhretli bir güzeldi. Ancak hadisenin ex aşkı Kaan Yıldırım'la yaşadığı tutkulu aşk sonrası daha da şöhretlendi. Çoktandır arayıp soruyorduk Pınar Deniz'i. Biz onu değil, o bizi buldu Nişantaşı sokaklarında. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Çok hayırlı sağ olun. Bu tebriğin nedeni Yargı dizisiyle aldığı uluslararası ödül yüzündendi. Malum dizide Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Emmy ödülü kazanmanın haklı gururunu ve hala o anların heyecanını yaşıyor Pınar Deniz. Ben açıkçası kazanamayacağımızı düşündüm bir ara. Konu ödül olunca haliyle gözlerinden ışıklar, kalpler çıkmaya başladı. Güzel ve mutlu gözlerimi görün diyerek gözlüğünü çıkartıp devam etti anlatmaya. Nasıl heyecan vardı? Vallahi biz after party'ye gittik. Bir başka mutlulukta galiba parmağındaki yüzük. Yüzük görüyoruz parmağınızda. Ben yüzüğümü saklıyorum. Dedikodular doğruymuş işte. Saklıyorlardı, inkar ediyorlardı Kaan Yıldırım'la gizlice sözlendiklerini. Londra'da bir teklif gelmişti diye bir haber olmuştu. Ondan sonra konuşalım. Biz Kaan Bey'le olduk da şey yapalım. Biz Kaan'la konuşmama kararı aldık. O yüzden sizin de saygı... Belki de nazardan korktuğunuz için bilmiyorum. Biz konuşmama kararı aldık. İşimizin önüne geçsin de istemiyorum. Bazen konuşmama kararı almak bile çok konuşmaktan daha çok şey anlatıyor. Nazardan korktuğunu itiraf etti hanımefendi ama ardından gelen sorularda da terlemeye başladı. Aynı eve taşındılar artık beraber. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir saniye. Şöyle güzel, havalı bir poz ver de öyle git bari sevgili Pınar Deniz. Zeynep Alkan diye ele avuca sığmayan bir güzelimiz var magazin dünyasında. Hamdi Alkan'ın kızı, sosyal medyanın cesur güzeli o. Etiler caddelerinde alışkın ol. Kar yağacak, ne zaman kar yağacak diye dua ediyordum. Yakında geliyor. 2023 Survivor'ının da iddialı ismiydi Zeynep. Hopluyor, zıplıyor, yarışmalarda cansiperane mücadele ediyordu. Ta ki o minik kazaya kadar. Bu şanssızlıktan sonra adaya veda etmişti. Neyse ki şimdilerde iyileşti. Bir hastalık vardı galiba, yanlış hatırlamıyorum. Ay yeter, geçtiler. Hep bir sakatlık, bir hastalık diye şey yapıyoruz da iyileştim sonunda yani. Ne sakatlığım kaldı, ne hastalığım kaldı. Ne oldu? Survivor size unutulmaz. Gerçekten. Bir de iz bıraktı gerçekten. Yani şu an göremiyorsunuz. 100 kat giyindiğim için. Baksanıza. Milyonlar gibi o da 2024 Survivor'ını bekliyor. Son yılların en çekişmeli sezonu için gün sayıyor Zeynep Alkan. Bu sene öyle bir maceraya atılmayacağım. Oyunculuk, başka projeler, sanat tepetişleri olduğu için. Peki bir favorisi var mı? Kimi? Favorim mi? Şimdi geçen sene Nefise ile çok yakın arkadaştık ve aynı adada aynı duyguları, aynı maceraları paylaştık. Bu yüzden Nefis Say'ı sonuna kadar destekliyorum. Survivor'da bu sene inanılmaz bir kadro ve sürprizlerle dolu sayısız yenilik olacak. Onlardan biri SMS oylamasının olmaması. Bunu değerlendiriyor şimdi de Zeynep Alkan. Şimdi kendi açımdan bakarsam benim için belki dezavantaj olabilirdi. Çünkü benim halkla güzel bir ilişkim vardı. Ama parkurlarda da kötü değildim. İyi bir performans gösteriyordum. Ve gelelim biraz da magazinel yanlarına Zeynep Alkan'ın. Babası Hamdi Alkan ve annesi Canan Hoşgör'ün yeniden barışacaklarına dair çıkan haber. Acaba kızları Zeynep ne yorum yapacak? Her boşanmış aile çocuğu anne ve babasının eğer tabii ilerisi için sağlıklı bir ilişkileri olacaksa son kötü bir ortamda evli kalmak kesinlikle desteklediğim bir şey değil ama tabii ki isterdim ama öyle bir şey yok. Bu arada hemen bir düzeltme yapmak istiyor. Bu arada tabii ki isterdim diyorum da ikisinin de şimdi ayrı hayatları ve ayrı mutlulukları var. Yanlış anlaşılmasın, annem de şu an çok mutlu. Arada sırada geliyoruz işte. O birlikte oluşlar da insanı mutlu ediyor. Ece Gürsel 2000'li yılların en ünlü 5 mankeninden biriydi. Podyumlara ilk ayağını bastığı günden bu yana tam tamına 25 sene geçti. Yaşı oldu 41 ama hala çok formda. Geçtiğimiz hafta sonu malum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir alışveriş çılgınlığı yaşandı. Ece Gürsel o indirim günlerinin sonuna yetişmenin üzüntüsü içinde. Ben mesela kaçırdım. Eğer vaktim olsaydı isterdim yani açıkçası ben de bu indirimleri takip ediyorum. Belli ki yakinen takip ediyor indirimi. Böyle günleri takip eder misiniz? İnan ki hiç takip edemiyorum ya. Annemden duyuyorum ya işte çok kalabalıkmış, şöyleymiş, böyleymiş. Bizim ailede öyle çok... bu tarz şeyleri takip eden kimse yok. Hoppala! Kafamız karıştı. Yani indirim önemli değil. Bir şeyi beğenirsem şak diye parasını öderim mi diyor yani? Ben iyi bir çanta işte ne bileyim hani 100.000 lira, 200.000 lira, 300.000 lira. Verir misiniz? Yani ayakkabıya olsun. Böyle şeyleriniz var mı? Yani bununla alakalı pek yorum yapmayayım. Şimdi hani halkın bu kadar sıkıntılı olduğu dönemde. Yani çok evet. Verme taraftar değilim açıkçası. Podyumlardan iyi kazandı, hala da kazanıyor. İyi de bu parayı ne yapacak, gömecek mi? Ben başka yatırımlar yapmayı tercih ederim. Çok şey mi? Gereksiz buluyorsun o kadar şeyi. Gereksiz buluyorum. Biraz da modellik günlerine dönelim. 2000'li yıllarda pek popüler meslekti mankenlik. O dönemler bitti mi acaba? Hani mankenlik biraz daha böyle geri planda kaldı. Bundan bir 10 sene önce, 15 sene önce mesela daha çok gündemde, daha çok popülerdiniz yani. Popülerlik anlamında. Ama son dönemlerde mesela oyuncular, diziler falan arttı diye mi acaba? Popüler olan her zaman popüler. Daha mı arka tarafa kaldı? Yani yok yani popüler olan her zaman popüler. Yani sonuçta ben 25 yıldır bu sektördeyim. Geçtiğimiz hafta İzmir'de podyumdaydı eski mankenlerle ve bir tatsız olaya şahit olmuştu. Kendisiyle aynı dönem şöhret olan Sema Şimşek'in podyumda yürürken yaşadığı bu talihsiz kazayı anlatıyor Ece Gürsel. Sema Hanım'a dönelim hemen. Bir kaza yaşadı. Evet ya gözümüzün önünde oldu ya. Aynı defiledeydik. Sizin de muhakkak böyle yani uzun yıllarda podyum olmuş böyle bir şey yaşamıştınız. Çok şükür, çok şükür. Benim de ilk Sema'nın da başına ilk kez gelmiş. 31 yıllık hayatı yani modellik hayatında ben de hiç yaşamadım. Allah düşmanımın başına vermesi zor iş. Yani tabii ki de düşebilirsin yani. Şurada yürürken de takılıp düşebilirsin. Çünkü o gelinlikler, o ağır kıyafetler falan. O da elbise ayağının altına girdi. Hani gözümüzün önünde ekranda izliyorduk zaten. Ayağının altına girmesiyle kaydı eteğine basıp en kötü düşme şeklidir o. Ve biraz da özel hayat. Podyumların müzmin bekarlarından kendisi. Yok mu kalbinde hala biri? Hayatınızda biri var mı? 2023 nasıl geçti? İşte tamam da aşk. Olacak inşallah. Var umudumuz, var bir umudumuz diye. Valla olur inşallah. Şu an yalnızsınız anladım. Evet, hayatıma kimse. Ama biri var galiba. Hayatıma kimse yok. Yoksa bir yol var galiba, o yolda yürüyoruz. Valla kısmet diyorum işte.